Herkese merhaba. Nasıl başlayacağım bilemediğim bir videoyla karşınızdayım şu anda. Hayat hepimize her zaman güzel sürprizlerle gelmiyor. Hepimizin hayatında farklı çalkantılar, farklı sürprizler her zaman oluyor. Biz de bugünlerde böyle bir sürprizi yaşıyoruz. Ben de kendi adıma. Bir haftaya yakındır köyden videolar paylaşıyorum. Burada kısa kısa videolar çekiyorum. Ya da güneşin doğuşunu çekmiştim sanırım bir günde. Neden buradayım? İlk baktığımda böyle sanki tatildeymişim gibi oluyor. Keşke tatil için burada olsaydım ki olacaktım zaten. Hani bu hafta burada olacaktım tatil için. Ama yaşadığımız bir olay nedeniyle böyle hızlıca gelmem gerekti buraya. Annem daha önce de yaşamıştı. Geçen hafta cumartesi günü, yani bir hafta bugün 8. günü oldu. Yeni bir kırık yaşadı. Sanırım annem bu arada 85 yaşında ve 35 kilo civarında. Yani minik yaşlılardan öyle söyleyeyim. İşte biz ona öyle diyoruz. Bir videom çekmiştim. Patlıcan, annemden patlıcan. Videonun tam adını hatırlayamadım ama birlikte annemle patlıcan toplamıştık ve pişirmiştik. Annemin bahçesinden diye de orada konuşmuş ya da söylemiş olabilirim. Annem çok sevdiği için aslında bahçeyi, bu sene ablamın yaptığı bir bahçeydi orası ama biz hep annemin bahçesi diyoruz. Çünkü o bostanı çok seviyor. Çok neşeleniyor, yani çok mutlu ediyordu onu bitkileri büyümesini seyretmek. İnşallah yine seyredecek. İşte geçen hafta cumartesi günü, hani düşme diyemeyeceğim, büyük ihtimalle yaşlılarda olan bir durum, kalça ekleminde bir kırık meydana gelmiş ve bu kırık meydana geldikten sonra annem düşmüş. Ablam buradaydı. Bu arada benim ablalarım var. Ben en küçüğüm. Ve dönüşümlü olarak biz annemin yanında kalmaya başlamıştık. Annemlerin. O iyi ki buradaydı. Onun buradayken, o buradayken böyle bir durum hani olabilir bir şeydi. Beklediğimiz bir şeydi zaten, öyle söyleyeyim. Ve işte geçen cumartesi böyle bir sürece girdik. Şu anda annemin minimum 2 ay yatması gerekiyor. Yatak düzenimizi kurduk. Tabii onu videoda göstermem çok şey olmayabilir. Hani onun açısından. Yatak düzenini kurduk. Hani bir hasta yatağı bulduk. Bir akrabamız da varmış. Yani biraz beklesek, hani başvuru yapsak, hani devlette, belediyelerde yatak karşılıyor ama biz o gün için hani hemen temin edebildiğimiz için akrabamızdaki yatağı almayı tercih ettik. Ve havalı yatağımız da vardı, başka bir sebepten dolayı alınmış daha önceden. Havalı yatağımızı da kurduk. Şu anda hareketsiz bir biçimde annem yatıyor. Dediğim gibi 2 aylık bir sürecimiz var. Bir haftasını atlattık çok şükür. Ağrıları biraz azaldı. Ablam benim, biz bu arada 6 kız kardeşiz. 3 ablam, yani benimle birlikte biz hemşireyiz. Ağlamayacağım demiştim. Bilmiyorum ne oldu şimdi. Bu videoyu çekmeye başlarken. Yani videoda ağlayıp böyle duygusal bir video çekmeye çalışmıyorum aslında ama elimde değil bazı anlarda. Ablam şey dedi, yani ilk hemşire olmuşuz ablam, hani bazen hani seçtiğiniz mesleğin nerede size nasıl yardımcı olacağını bilemezsiniz ya, öyle bir durum yaşıyoruz biz şu anda. Ablamın bunu böyle söyleme sebebi de o. Çünkü annem
hani belki ameliyat yapabilmiş olsalar daha kısa sürede iyileşecek ama böyle bir şansları yok durumundan dolayı annemin. Denendi hani olabilir mi diye. Ve biz evde bakmayı tercih ettik. Bakabileceğimize inandığımız için bunu tercih ettik. Tüm ilaçlarını, yazılacak olan her şeylerini doktorumuza çok teşekkür ediyoruz, yazdı. Ve bu süreci bize anlattı. Yönetebileceğimiz için, bu süreci yönetebileceğimiz için bize yardımcı oldu, neler yapacağımızı. Ve ben hani ilk iki haftalık süreçte, şimdi en küçük hemşire benim, böyle söyleyeyim. Eli damara yolu açmaya şuna buna yatkın diyeyim, ablam öyle diyor. Biz eskidik ki yani sen daha iyi şey yaparsın gibi, ama sonuçta hala çalışıyorum. O yüzden ilk iki haftada ben olmak istedim yanında. Bir de tesadüfen hani geçen hafta izin almıştım, izinliydim. Bu hafta da bayram izni geldi. Şimdi bayramdan sonra çalışmam gerekecek ama gidip geleceğim. O zaman ablamlar burada olacak. Zaten o zamana da inşallah artık hani ilaçları ağızdan kullanabilir hale gelecek. Onun için ablamlara daha kolay olacak. Hadi, tabii ki bana sen daha iyi şey yaparsın diyor ablam ama sonuçta onlar da yaparlar iğnelerini. İğnelerinin bazıları bir süre daha devam edecek çünkü. Yani böyle bir sürecin içine girdik. Sizin de baktığınız bir yatağa bağımlı hastanız varsa çok çok iyi anlıyorum. Daha önce de anlıyordum. Yani ben sonuçta yatağa bağımlı hastalarla çalıştım 12 yıl. Annem diyor bunları nereden biliyorsun diyor. Yardımcı oluyor bana hani bakım yaparken ona. Diyorum ki anne ben bunun okulunu okudum, rahat ol. Ya benim için çok kolay, onun için zormuş gibi geliyor. Ya da hemşire değilseniz ne bileyim bir alt bakımı yapmak, yatak çarşafı değiştirmek, bunlar sanki zormuş gibi görünür ama bir hemşire için bunlar çok kolay şeylerdir. Ve özellikle de hasta sizi birazcık da olsa yardım edebiliyorsa çok kolay şeylerdir ve çok şükür ki annem biraz yardımcı olabiliyor. Çünkü bacağının bir tanesi sağlam çok şükür. Ne diyordum? Bölündüm galiba da. Evet, 12 yıl bu şekilde. Yani her zaman ben aile sağlığı merkezinde çalışmıyordum. Meslek hayatımın 25. yılını çalışacağım bu sene. 12 senesinde evet yoğun bakımlı olan servislerde çalıştım. Daha sonrasında da şeyde görmüştüm. Hani demiştim ya, yatağa bağımlı bir hastanız varsa sizi çok iyi anlıyorum. Önceden de anlıyordum demek sebebim. O kadar çok yatağa bağımlı hastası olan insan var ki, evde sağlık hizmetlerinde çalıştım ben bir dönem Antalya'da, toplum sağlığı merkezinde çalışırken. O zaman inanamamıştım. Ya demiştim, ya bu kadar çok insan, hani Konya, sadece Antalya Konya altı için ben o bölgede çalıştım. O kadar çoktu ki. Ve o yaşlılarına, yaşlı da olmayabiliyor bazen yatalak hastalar, genç de olabiliyor. O kadar özleriyle bakan insanlar vardı ki şu anda hani biz de öyle bir durumdayız. Ben üniversitedeyken bir arkadaşımın yaptığı bir çalışma vardı, test çalışması. Orada hani yaşlı nüfusu artması ile ilgili bir çalışmaydı ve bir cümlesi sürekli zihnimde dönerdi benim. Hani sunumunu yaparken dinlemiştim çünkü. Bizim kültürümüzde yaşlılara bakmak hani bir yük değil ya da bir görev değil de bir doğal bir şey. Hani doğal, bizim için doğal. Hani belki başka kültürlerde ya da başka ülkelerde böyle olmayabiliyor. Bu ama şöyle de şunu da söylemeliyim. Mesela yatılı bakım evleri var biliyorsunuz. Oralara da ihtiyacı olan insanlar var. Çok şükür hani bizim bakma şansımız var. Doktorumuz hani kendi evinde bakın dediği için, da bakabilirseniz çok daha iyi olur kendi ortamında dediği için, biz annemin evine düzen kurduk, buradayız şu anda. Ama bazen de hani evde sağlıkta çalışırken ki hatırlıyorum, bakım evleri bazen de çok çok iyi, çok çok gerekli. Hani bazı her zaman bakma şansı olmayabiliyor insanların çünkü yaşlısına, yatalak hastasına. İşte böyle meslek, annem, çocuk,
hani duygular arasında gidip geldiğim bir haftayı yaşıyorum ben bu hafta. O nedenle hani böyle bölük pörçük paylaşımlar yapıyormuşum gibi olabilir. Bazen dikkatini çeken arkadaşlarım var. Onlara özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Instagram'da paylaşımlardan ya da YouTube'daki paylaşımlardan sen neredesin, neler oluyor? Hani bir anda videoların şekli değişti çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Tilin, çok Tilin Çanka, Bursa'ya öpücüklerimi gönderiyorum. Evet. Ben ağlamadan bu videoyu bitirelim biz. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hep söylüyorum ben bunu videoların sonunda ama kendimize ya da bir insanın bir an kendine bakamaması da çok doğal bir şey. Planladığımız gibi gitmeyebiliyor her şey hayatta. Ama başımıza gel. Özür dilerim. Ya özür dilemeli miyim onu da bilmiyorum da videonun burasını keser miyim kesmez miyim onu da bilemedim şu anda. Son olarak YouTube'da tanıştığım herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İlk zamanlar hani YouTube bir aile dedik. Nasıl aile ya, sanal ortam burası falan oluyordum ama öyleymiş gerçekten. Hiç tanımadığım kişilere bir açıklama ihtiyacı ya da bu şekilde bir video paylaşma ihtiyacı duyuyorsam, isteği duyuyorsam burası güzel bir yer. Şu anda cansız bir çekim yapıyorum belki ama sanki hepinizle sohbet ediyorum. Ağlamak da insani bir duygu değil mi? Tamam, hadi ben gideyim biraz ağlayayım, olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.